ve 1 Ekim'den itibaren başlayan acaba Kürt sorunuyla ilgili ya da bir çözüm süreci başlayacak mı, başlamayacak mı? Devlet Bahçeli ne demek istemektedir sorusunu sıkça sorduğumuz bir durum söz konusu. Dün Tayfun Atay kafaları bulandır, sonunda da seçimi kazan, gündemi de belirle şeklinde özetlediği bir davranış biçimiydi Devlet Bahçeli'ninki. Fakat bunu Kürt seçmene, daha doğrusu DEM Partisi seçmenine sorduk. Nedir? Kayyum meselesi, Öcalan'ın meclise çağrılması, Kürt sorunuyla ilgili acaba çözüm beklentisi var mı yok mu? Bu gelişmeleri nasıl görüyor? Aynı zamanda MHP seçmenine de sorduk. Daha doğrusu Tacir Hanım'ın şirketi sordu. Diyen araştırma şirketi. Ve hem DEM seçmeni hem de MHP seçmeni bakın nasıl görüyor durumu. Hemen Tacir Hanım'a sözü bırakıyorum. Evet. Buyurun hemen ilk başlangıçtan başlayalım. Bu ilk başlangıçta tüm seçmenler Zeynel Bey, her zaman sorduğumuz ilk sorumuzu sorduk. Yani size göre Türkiye'nin en önemli sorunları nelerdir? Hayat pahalılığı %57.3 olarak önümüze çıktı. Ekonomik kriz. Aslında hayat pahalılığı, ekonomik krizi belki toplamak gerekmez mi? %90'a yakın bir oran çıkmış. Kesinlikle çıkma. O da aslında aynı kategoriye geliyor. İşte bir toplu cevapla böyle %42.7. Yolsuzluklar, bakın Zeynel Bey, yolsuzluktur, şiddettir, mafya ve çeteler gibi hocamız, İbrahim hocamız çok iyi biliyor bunları. Yani çok fazla bizim önümüze çıkan şeyler değildi. Yani halkın bize verdiği cevaplar değildi. Fakat son günlerde demek ki yaşanılan olaylar, burada mesela üçüncü sırada yolsuzluklar. Yolsuzlukların da şeye bağlıyorlar. Yani ekonomik krizin geri sebeplerinden bir tanesi de ülkede yaşanan yolsuzluklara bağlıyor ve çok ciddi bir oran. %33.4 bugün ülkedeki yaşanan ekonomik krizin bir sebebi de ülkede yaşanan yolsuzluk diyor. Şiddet çıkmış burada. Yani genel anlamıyla Türkiye'deki yaşanan şiddetin yine %33.1 olarak görüyoruz. İşsizlik %26. Mafya ve çeteler burada çok önemli. Yani bizim anketimizde sanırım son zamanlarda ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Doğrudan vatandaş bize diyor ki bu ülkede mafya ve çeteler sorunu var diyor. Yolsuzluk sorunu var diyor. Yani daha önce çok böyle az çıkardı. Diğerleri seçeneğine koyardık. Şu anda başlıklar arasında öne çıkmış durumda. Yüksek kiralar, Kürt sorunu bakın diğer problemlerin altında çıkmış. Yani bugün hani çok tartıştığımız Kürt sorununu %18 olarak vermiş. Kadınlara yönelik şiddet %15. Bunların hepsi son zamanlarda ülkede yaşadığımız her şey toplumda da cevaben karşımıza çıkmış görünüyor. Kayyumların atamaları %5.2, yeni anayasa 8.9. Yani bu arada yani siyasetin gündeminin çok fazla vatandaşın gündeminde olmadığını da görmüş oluyoruz. Şimdi burada yeni anayasa 8.9 çıkmış ama biz aylardır yeni anayasayı konuşuyoruz. Siyasetin gündeminde, vatandaşın gündeminde yok. Vatandaşın gündeminde ülkenin hayat pahalılığı, ekonomik kriz ve bugün yaşanan işsizlik yani mafya, çeteler, kadınlara yönelik şiddet. Ya terör olayı bakın %13'lerde çıkmış. Evet, geçelim. Çünkü çok veri var. Hani o verilerin hepsini paylaşmanızı isteyeceğim. Bunu geçelim lütfen. Evet. Çünkü biraz önce özetledi. Şimdi sizce ülkemizde Kürt sorunu var mıdır sorusu. Bunu tüm seçmenlere sorduk yine. Tüm seçmenler, sonra DEM ve MHP seçmenine ayrıca sorduk bu soruyu. Kesinlikle var diyenler %22.4, var diyenler %12.5, bazı sorunlar var diyenler. Aslında bazı sorunlar %18'lik dilimi verenler de çok vakıf değiller. Yani duydukları şeylerden bu cevapları vermiş. Yok diyenlerle kesinlikle yok diyenlerin oranı hemen hemen yarı yarıya gidiyor böyle. Sorun var ve yok diyenler arasında. Yani %40'a oranda yok diyor, %60 oranında belki var diyenler. Bazı sorunlar var diyenler geçelim. Oluyor. Evet, şeyi de geçebiliriz. Geçelim bir sonrakine hızlı bir şekilde. Bunun da özetini yaptık, nasılsa geçin. Evet, sizce ülkemizde neden Kürt sorunu yoktur? Bu soruyu neden sordunuz? Evet, sizce ülkemizde neden Kürt sorunu yoktur? Çünkü burada Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır diyen çok kesim var. Zeynel Bey, yani toplumun büyük bir kesiminde bu şey var. Bizim kardeşçe bir geçirme durumumuz var. Biz Türklerle Kürtler kardeş
bir şekilde yaşıyoruz bu ülkede. Bir Kürt sorunu yok ama bir terör sorunu var diyor. Yani Kürt sorununun olmadığını yoktur düşünüyor. Yoktur diyenlerin çoğunluğu Türkler Kürtler kardeştir. Evet, Türkler Kürtler kardeştir. Böyle bir problem yoktur diyor. Kürtlerin ayrımcılığa uğramıyor diyenler %55.3. Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır %40.7. Kürtler her şeyi yapabiliyor. İşte bakan oluyorlar, doktor oluyorlar vesaire. Dış güçlerin ülkemizi bölme sorunu var. Kürt sorunu yok diyen de çok yüksek çıkmış. Yani iktidarın yıllardır işlediği böyle işte dış güçler olayının da burada yansımasını görüyoruz. Türkiye'nin geneline yansımış. Hemen yani bölücülük sorunu var diyenler olmuş. Burada da... Neden vardır? Yine Türkiye geleli. Evet, yine Türkiye geleli. Aslında sorun vardır diyenlere. Kürt oldukları için kayyumlar atanıyor diyenler. Ayrımcılığa uğruyor. Kürtler, evet, devlet Kürtlere baskı yapıyor. Kürtler diğer vatandaşlarla eşit değildir diyenler oluyor. Ana dilde eğitim yasak diyenler. Kürt bölgelerine yatırım yapılmıyor. Ben o kadar arkama dönmeyeyim arkadaşlar, çocuklar. Yani %19'luk bir kesim bence burada önemli. Yani Kürtler potansiyel suçlu görülüyor diyenler de var. Böyle kendini hissedenler de var. Burada böyle bir cevapları aldık. Evet, yüksek. Bir sonrakine geçelim. Evet. Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan ile ilgili açıklamaları hakkındaki kanaatiniz nedir? Bu genelde Türkiye'ye sorulan bir evet, soru. Evet, tüm seçmenlere bu sormuş. Bu soru üzerine sizin değerlendirmenizi isteyeceğim. Hocam, notlar alıyorsunuz değil mi İbrahim Hocam? Evet görüyorum. Tamam. Çok olumlu buluyorum MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili açıklamaları hakkındaki kanaat. Çok olumlu buluyorum 9.4, olumlu buluyorum 11.4. Bekleyip görelim. Yani sürecin henüz ne olduğunu tam anlamayan, yani şu anda kafasında oturtmamış %26.3'lük bir kesim var. Olumsuz buluyorum %36.3. Çok olumsuz buluyorum. 14. Aslında burada şöyle bir özet yapalım. Olumsuz bulanlar çoğunlukta. Evet, çoğunlukta. Yani peki, tüm seçmen grubunda bu durum olumsuz önemli bulunuyor. Önemli. Böyle %50'ye yakın bir oran olumsuz buluyor. Evet. İşte 40'a yakın oran olumlu buluyor diyelim. Evet, burada şimdi DEM seçmenine MHP seçmeni burada 8.4'lük MHP'ye oy vereceğini söyleyen seçmenlere sorduk. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili açıklamaları hakkında kanaatiniz nedir MHP diye. MHP seçmeni ilginç bir şekilde ikna olmuş. Yani bu durumda öyle görüyoruz. İkna olmuş. Yani başkanın, yani genel başkanın, Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediği devlet aklıyla hareket ettiğini ve bunun yani çok %2'lik, 3'lük bir kayma var kendisinde. Onun dışında zaten Sayın Bahçeli'de bir oy kaygısının olmadığını söylemişti. Olumlu bakıyorlar. Yani arkasında Sayın Bahçeli'nin Öcalan ile ilgili evet, yaptıkları arkasında çağır duruyorlar. Evet, öyle gözüküyor. %70 hatta %75 oranında arkasında evet duruyor. Burada da bu sefer de DEM Parti. Evet, 11.3'lük DEM'e oy verici, DEM'in oylarının artış sebebi AKP'ye oy veren Kürt seçmenin bir şey, CHP'ye giden emanet oyların geri gelişi var. Burada bir yükseliş var DEM'de. Çok olumlu buluyorum. Olumlu buluyorum. Çok yüksek. DEM seçmeni de bekleyip görelim yine aynı şekilde. Güvensizlik %30'a yakın. Yani aslında DEM seçmeninde de şey var. Evet, olumlu buluyorum. Ancak sürecin tamamen işleyip işlemeyeceğine tam da güvenmiyor. Yani %30-32 oranında bekleyip görenip olumsuz bulanlar. Evet. Ama %60 oranında olumlu bulanlar var. Olumlu bulanlar var. Evet. Yani DEM seçmeni de duruma olumlu bakıyor. Bakıyor. Abdullah Öcalan meclise gelip DEM Parti'nin grubunda konuşma yapmalı mıdır? Bunu Türkiye genelinde. Evet, tüm seçmen gruplarına sorduk. Kesinlikle evet 7.2, evet 6.2, olabilir 5.8, hayır %12, kesinlikle hayır %67.3. Yani Türkiye toplumunun büyük bir kesimi burada. Evet, %80 oranında diyor ki hayır, yani yapmamalıdır diyor. Yani böyle bir Öcalan meclise gelip DEM grubunda konuşmasını toplumun bütün kesimleri bunu yapıyor. Bir sonraki herhalde bu sefer MHP seçmeni, evet MHP seçmenine soruldu. Evet. DEM partisine Öcalan gelip konuşma yapmalı mıdır diye. Evet, MHP seçmeni de hayır diyenler fazla. Daha fazla. Evet, MHP seçmeni de aynı noktada. Yani genel kanaat aslında Türkiye toplumunun tamamı ve MHP seçmeni bu duruma çok yüksek oranda karşı koyuyor. Hem yani Türkiye toplumu, hem evet, MHP seçmeni. Evet. Yani dolayısıyla Öcalan'ın süreci destekliyor MHP Devlet seçmeni. Bahçeli'nin yaptığı çağrı MHP seçmeni de kabul görmemiş.
Öyle anlaşılıyor. Yani evet, bu çağrı kabul görmüş ama teröre silahı bıraktırsın. Meclise gelmesi olumlu değil. Değil. Yani parlamentoda kesinlikle böyle bir şey istemiyor. Yani tüm seçmenler istemiyor. MHP seçmeni de istemiyor. Fakat süreci, Sayın Bahçeli'nin bu süreç bitecekse, sadece Öcalan'ın çağrısıyla terör bitecekse diyor, bitsin diyor. Evet, yani aslında olaya olur. Böyle bakıyor. Anladım. Yani. Çok doğru. Peki yani bir sonraki DEM Partisi, DEM Parti'nin grubunda konuşma yapmalı mıdır diye sorulan soruya DEM Parti seçmeni ne diyor? Evet, DEM Parti seçmeni burada kesinlikle evet %38.7, evet %30.5, olabilir %26. Burada da yüksek bir oranda DEM seçmeninin evet deyişi çıkıyor. DEM seçmeni de aynı bakıyor. DEM seçmeni de diyor ki yani şöyle DEM'in de hepten DEM'e 30 yıldır yürüttüğü bir Öcalan siyaseti var. Yani aslında biz burada şeyi de ortaya koymuş olduk. Yani DEM seçmeni de sorun sadece Öcalan'sa çözülsün ve bitsin, normal siyasete dönülsün diyor. Çünkü DEM seçmeninin de şikayetini gördük burada. Yani bütün siyaset Öcalan üzerinde kurulmuş. Aynen MHP seçmeni gibi bakıyor Zeynel Bey. Ya bu Öcalan meselesi ve terör meselesi bitsin diyor. DEM seçmeni de legal anlamda siyasette bu sorun çözülecekse çözülsün bir an önce ve DEM de bu sorunun dışında gerçekten Kürt siyasetini... Öcalan da gelecekse gelsin konuşsun. Evet, yani DEM seçmeni böyle aslında böyle duygusal refleks de hani gelecekse Sayın Bahçeli'den böyle bir şey geldiyse gelsin. Ama şunu belirtmek istiyorum, özellikle bu seçmenin büyük bir çoğunluğu Öcalan siyasetini, ideolojisini benimsediği için söylemiyor. DEM'e oy veriyor ve bir Kürt siyaset hareketinde artık bu sorunun çözülmesi gerektiğine inanıyor. Sandığı işaret ettiğimizde Selahattin Demirtaş ne derse o olur diyor. Bunu da belirtmek istiyorum önemli ayrıca. Evet. Bu da sizin tespitiniz. Tabii. Yani DEM seçmeni Selahattin Demirtaşçı. Yani sandığa götürecek o. Zaten son mektup da bunun bir göstergesiydi. İstanbul seçimlerinde, tekrarlanan seçimde Öcalan'dan gelen mektubun karşılığı olmamıştı. Selahattin Demirtaş'ın attığı tweet karşılık bulmuştu. Seçmen yine aynı noktada. Yani sandık konusunda yarın bir seçim olduğunda sandığa gideceği zaman Selahattin Demirtaş'ı kendine önder görüyor. Başkan görüyor ama bu sorunun da artık çözülmesi gerektiğini düşünüyor. Ama seçmenin özellikle belirtmek istiyorum, seçmenin eğilimi Selahattin Demirtaş üzerinde. Önemli. Bir sonrakine geçelim hemen. Evet, sizce Abdullah Öcalan ev hapsine alınmalı mıdır? Türkiye genelinde nasıl bakıyorlar? Türkiye geneli kesinlikle evet 6.2, evet 15.8. Yani bu gelen cevaplarda çoğunlukla DEM seçmeni olarak görebiliriz, %15'liği de olabilir. Hayır %8, kesinlikle hayır %40, fikrim yok diye beyan etmiş %11.5. Ev hapsine alınmamalıdır diyenler çoğunlukta, evet, ama çoğunlukta. Ciddi bir rakamda olabilir ve evet diyenler de var. Bu da yaklaşık bir 37-38 civarında. 130. Toplum şeye ikna olmuş gibi görünüyor Zeynel Bey. Yani MHP seçmeni dediğim seçmeni de tüm seçmenlerde. Yani bu Öcalan meselesi sadece bir konuşmayla bitecekse, teröre silahı bıraktıracaksa bitsin. Yani böyle bakıyor toplum. Yani sadece bir görüşmeyse, bir konuşmaysa ve silah bırakılacaksa ve ülkedeki terör bitecekse o zaman bu yapılsın noktasına gelmiş aslında. Yani evet, toplumun... Bunun en büyük itiraz meclise gelmesi. Yine bunu kabul etmiyor. Bir kısmı da ev hapsine alınması. Çünkü evet, bu da çoğunluk evet, hayır. Evet, diyor. Doğru. Peki geçelim. MHP'ye oy vereceğini belirten kişiler ev hapsi konusunda ne düşünüyor Öcalan'ın? Evet, kesinlikle hayır diyorlar. %65 kesinlikle hayır geliyor. Çok ezici bir çoğunluk. Çok hayır. Ezici bir çoğunluk hayır diyen %20, %85-86 oranında. Peki umut hakkını demek ki kabul görmemiş MHP seçmeni. Görmedi. Tarafına. Tüm seçmenlerde de umut hakkı çok fazla kabul görmedi. Aslında iki seçmen de olaya şöyle bakıyor. Yani artık bu program bitsin, bu sorun kalksın ortada. Desteklediği için değil. Yani madem ki bütün sorun bunun üzerinde, Öcalan üzerinde yürüyorsa o zaman çıksın konusu ve teröre silahı bıraktırsın noktasında. Aslında işin DEM seçmeninden de bu uyarı geliyor aynı şekilde. Bir an önce bitsin bu olay deniliyor. Evet. Böyle evet. Bir sonrakine geçelim. PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmalı mıdır Abdullah evet. Öcalan diye sormuşsunuz. Evet. Türkiye genelinde buna verilen cevaplar? Kesinlikle evet %15.6, evet %27.3, olabilir %30.5, hayır %12, kesinlikle hayır %8.7, fikrim yok diyenler 5.1. Yani ezici bir çoğunluk evet yapmalıdır diyor, evet. Silah bırakma çağrısı yapmalıdır. Evet, toplum çünkü terörün bitmesini istiyor ve evet. Örgütün silah bırakmasını istiyor. Bir sonraki.
Bu da MHP seçmeni aynı sorulu soru. Evet, silah bırakma çağrısı yapmalı mıdır? Evet, kesinlikle evet. %20.1, evet %39.6, olabilir 24.8, hayır diyenler. Yani burada olumlu karşılıyorlar. Yani silahın bırakılması MHP terörün seçmeninde bitmesi olarak görüyor ve olumlu burada bakıyor. Burada ezici bir çoğunluk MHP seçmeninin Öcalan'ın bu çağrıyı yapması gerektiği yönünün düşüncesini ortaya koyuyor. Yani liderimiz böyle uygun gördüyse, bir devlet aklı var, bu sorunda bitsin noktasında. Yani MHP seçmeni lidere bağlı gidiyor, evet, liderin söylemine de. Peki DEM seçmeni, hemen bir sonrakinde o var. Evet, DEM'in %11.3'lük seçmeni kesinlikle evet %16.7, evet 30.5, olabilir 30.1, hayır. Yani burada yüksek oranı şeyi de görüyoruz, yani DEM seçmeninde yani de. Yani aslında %20 oranında hayır diyenler var, evet, ama %80 oranında evet, burada aynı evet düşünüyor. Var. Yani bu mesele, ülke meselesi gündeminden. Vatandaş, tüm seçmenler, DEM seçmeni de, MHP seçmeni de, yani zaten böyle bir mesele yoktu, aniden ortaya çıktı. Yani biz eğer Sayın Bahçeli'nin el uzatma meselesi olmasaydı Zeynel Bey, sanırım böyle bir Kürt sorunu var mıdır, terör sorunu var mıdır diye sorduğumuzda asla bu rakamlarla karşılaşmayacaktık. Yani bu tartışıldığı için, günlerdir konuşulduğu için önümüze bu rakamlar hemen çıkıyor. Hemen bir sonrakine bakalım. Kürt sorunu konusunda MHP lideri Devlet Bahçeli ile Erdoğan arasında görüş ayrılığı var mıdır yok mudur? Bu Türkiye genelinde sorulan evet, bir soru. Evet, kesinlikle evet sorun gören %17.1, evet diyen %22.4, burada ciddi bir oran olabilir diyen, yani tüm seçmen grubunda büyük bir çoğunluk Zeynel Bey'e bir sorun. Evet, evet, %65 oranında Sayın Erdoğan'la Bahçeli arasında bir sorun olduğunu, ayrım olduğunu düşünüyor. %40'a yakında hayır diye düşünüyor ama evet, bu görüş farkı olduğunu düşünenler çoğunlukta. Evet, çoğunlukta. Buyurun, geçin. Esenyurt Belediyesi, DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine atanan kayımlarla ilgili kanaatimiz nedir? Türkiye geneline sorulan soru bu. Evet, Türkiye genelinde kesinlikle doğru bir karar diyen %15.3, doğru bir karar %20.8, doğru bir karar değil diyen %48, aslında burada kesinlikle doğru bir karar değil. %13.1, fikir beyan etmeyenler 2.5. Buradaki şey, toplumun büyük bir kesiminin kayımlara karşı olduğunu görüyoruz. Evet, yani evet, tüm seçmen grupları karşı. Yani evet, %65 evet, civarında kesinlikle. Yani bunu doğru MHP seçmeni de karşı koyabiliyor. Yani bu kayımları doğru bulmuyor. Yani toplumun büyük bir kesimi, %65 oranında Türkiye toplumunun büyük bir evet kesimi buna karşı koyduğunu söylüyor. Bir sonrakine geçelim hemen. Sizce Kürt sorunu konusunda MHP lideri Devlet Bahçeli ile Erdoğan arasında görüş ayrılığı bulunmakta mıdır? Bu soruyu sormadık mı biraz önce? Evet, buydu. Evet. Buydu. Bir sonraki o zaman. Bir sonrakine. Bunu da sorduk. Bitti mi bu? Ha, bu MHP seçmeninin kayımlar konusuna bakışı. Evet, MHP doğru seçmeninin kayımlara bakışı kesinlikle doğru bir karar %17.7, doğru bir karar 21.4, doğru bir karar değil 40.4, kesinlikle doğru bir karar değil. Yani burada MHP seçmeni de kayımlara karşı olduğunu yüksek önemli oranda görüyoruz. Tabii ki çok önemli. Yani önemli demek ki. Yani aslında MHP seçmeninin bir, Öcalan'a gelip mecliste konuşsun, ev hapsi verilsin, işte Umut hakkından yararlansın gibi Devlet Bahçeli'nin söylediklerine kesinlikle katılmadığını evet burada altını çizmemiz gerekiyor. Sadece teröre silahı bıraktırsın, konuşacaksa silahı bıraktırsın. İkincisi, kayımlar konusunda da yapılan uygulamaya da MHP seçmeninin yine çoğunluğunun karşı olduğunu. Büyük bir çoğunluğu karşı. Evet, yani çok önemli. Bu tabii evet tespit olarak önemli. DEM Partili seçmenler ne düşünüyor? Bu tabii belki bakmaya bile gerekiyor. Evet, ezici bir çoğunluğun karşı olduğunu evet söylüyor kayımlar konusunda. Hemen bir sonrakine bakalım. Heh, sizce erken seçime gidilmeli midir sorusunu siz zaten 2 ayda bir falan soruyorsunuz. Evet, soruyoruz. Bu şimdi bir oranlar, aynı zamanda gündem araştırmamız diyoruz. Kesinlikle gidilmelidir %34.1, gidilmelidir 28.5, henüz erken diyenler %14.7, gidilmelidir diyenler, pardon, gidilmemelidir diyenler %18.2, kesinlikle gidilmemelidir diyenler 4 nokta. Yani burada da %60. Şimdi siz 57-53'e falan ulaşmışsın. Burada 60'ı aşkın bir evet, %60'ı evet aşkın bir sayı evet gidilmelidir. Gidilmelidir diyor. Giderek artıyor, artıyor erken seçim beklentisi. Yani ülkede hangi sorun yaşanırsa vatandaş sandığı işaret ediyor. Bir an önce sandığa gidilsin diyor ve yani değişim. Yani mevcut sorunların evet acaba mevcut sorunun iktidar tarafından çözülmesi
üzülemeyeceğine artık inanmış durumda. Evet, kesinlikle inanmış durumda. Yani toplum bir an önce sandık kurulmasını ve bu iktidarın gitmesi kanaatinde. Zaten ilk sorduğumuz soruda çeteler, yolsuzluklar, kadına şiddet, yani ülkenin artık içinde bulunduğu durum kendi seçmeni tarafından da aynı şekilde karşılanıyor. Yani zaten şeyde anketimizde göreceksiniz, AK Parti'nin oylarında bayağı düşüş var. %27'lerde biz de düşüşlüğünü gördük. Daha da düşecek aslında bu. Yani, şimdi buraya kadar notumuzu aldık.